Biz de tamam, o yumruk bizi şaşırttı. Yumruk ama değil aslında. Kadar... Yumruk bile şaşırtmazdı biliyor musun? Yere düştükten sonra o, tekmelemeseler. O bakın bu dün, çok o, alçakça. Gerçek, yani. Dün Deniz Canice Hocam ve Vahşice bir televizyon kanalında bir yayına katılmış. Moderatör arkadaşım çok güzel bir soru sormuş. Evet. Diyor ki o saldırı saha içerisinde değil de koridorlarda olsaydı biz bu kadarını duyabilecek miydik? Duyamazsın. Dedim ya sevgili ki, Hikmet Hocam 2 sene önce başkandan tokat yemiş, şimdi söylüyor. Yani evet. O zaman niye söylemiyorsunuz arkadaşlar? Niye konuş? Ben yıllardır bir şeyler söylüyorum, beni kimse dinlemiyor. Ya şeyi söylüyoruz zaten. Dinlemiyorlar. Diyor ki koridorda olsaydı ne olurdu? Koridorda olsaydı ne olurdu? Temsilci hakeme darp etti der. Yazar. Hakem raporuna yazardı. 1 ay, 3 ay hak mahrumiyet alırdı, o biterdi. Kadar. Kameralar çalışmazdı. O kadar oldu. Çünkü ev sahibi takımın sorumluluğunda ya. Kameralar giderek çalışırdı ama çalışmazdı. Görüntü kaybolurdu ortadan. Bu işler böyle yürüyor maalesef. Sümen altı etme konusunda üzerimize yok. Tabii bir kez daha geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geleceğiz. Ona geleceğiz. Şimdi dilerseniz Mehmet Büyükekşi'yi bir dinleyelim. Evet. Büyük yaptığı basın toplantısı. Nasıl oraya girmeyelim? Oraya girmeyelim diye uğraşıyorsun. Ne kadar uğraşıyorum. Aslında uğraşıyorsun yani, ama oraya yani girmemiz çünkü, gerekiyor. Konuşmamız gerekiyor. Çünkü Sayın Ali Koç'un. Satır satır gir de ver. Satır satır gireceğim. Hiç merak etme hocam. verelim Sayın Mehmet Büyükekşi'nin açıklamalarını. Ardından değerlendirmelere devam edeceğiz. Biz yıllardan beri Faruk Başkanımızı da tanıyoruz. Böyle bir kişi değildi. Yeşil sahada yaşanan skandal saldırının ardından Faruk Koca'yı bu sözlerle savundu. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi tepki çeken ifadeler kullandı. Böyle bir kişi değildi. Siz de tanıyorsunuzdur mutlaka. Bir sağlık durumu oldu, ne oldu bilemiyoruz. Ankara Gücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırısının ardından Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu toplandı. Federasyon Başkanı Büyükekşi süresiz ertelenen liglerin başlayacağı tarihi açıkladı. Kurulumuzla yaptığımız toplantı sonunda tüm liglerdeki maçların süresiz olarak ertelenmesi kararını almıştık. Bugün aldığımız kararla 19 Aralık Salı günü tüm ligler yeniden başlayacaktır. Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak Süper Lig ve Süper Kupa maçlarının tarihleri ise değişmedi. Bu hafta oynanması gereken maçları 10 Ocak'ta oynatacağız. Birincilik, ikincilik, üçüncülik ve amatörlerde de maçlar ertelendi biliyorsunuz. Onların da tarihlerini web sayfamızda yayınlayacağız. Oradan alabilirsiniz. Büyükekşi hakem Halil Umut Meler'in hakemlikten istifa edeceği iddiasını yalanladı. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda olmasını bekliyoruz dedi. Umut Meler hakemimiz de gerek UEFA tarafından gerek FIFA tarafından son derece saygıdeğer bir hakemimiz. Kendisinin 2024 yılında Almanya'da düzenlenecek olan Avrupa Futbol Şampiyonası'nda görev almasını bekliyoruz. Büyükekşi Kulüpler Birliği'nin istifasını isteyeceği iddiası içinse dedikodularla uğraşmayın demekle yetindi. Buyurun başkanım. Sayın Mehmet Büyükekşi'nin açıklamalarını tek tek değerlendireceğiz Ümit Hocam'ın isteği doğrultusunda. Sayın Büyükekşi diyor ki biz yıllardan beri Faruk Başkanımızı yani saha içerisinde Halil Umut Meler'e saldıran ve şu anda cezaevinde bulunan Faruk Koca'yı Faruk Başkanımızı yıllardır tanırız, öyle biri değildi. Siz de tanıyorsunuzdur. Mutlaka sağlık durumunda bir sıkıntı oldu, ne olduğunu bilemiyoruz diyor. Evet yani. Biz de tanıyoruz. Evet. Tanıyoruz. Ben de tanıyorum Faruk yani. Başkanı. Dışarıda durup dururken bana zaten niye yumruk atsın? Yani ben onun dışarıda sinirini bozmuyorum ki. Yani anlatabiliyor muyum? Yani sen böyle bir gergin ortamda bunları yaşaman lazım ki insanları iyi tanıman için. Şimdi başkan Antepspor başkanı iken aynı şekilde hakemlere her maçtan sonra açıklama yapıyor. O zaman gelelim mi oraya? 8-10 tane demeci burada varmış. Burada sözünü kesiyorum. En az vardır. Bir dakika. Ben saymadım bile. Bak senin haberin yok. Ben şimdi onları rica edeceğim sevgili editörümüz Serkan'dan. Serkan gün içerisinde konuştuğumuz gibi o dönem yaptığı açıklama ben kalem kalem hepsini çıkarttım. Bakalım. Onu söyleyeyim. Çünkü Sayın Ali Koç da aynı şeyi söyledi. Kendisi diyor ki Sayın Başkan Büyükekşi 2009-2020 ve 2020-2021 sezonlarında Gaziantep FK Başkanlığı döneminde yaptığı bazı dönemlerde hakemlerle alakalı açıklamalara göz atmanızı rica ediyorum. Hemen atıyoruz göz. 1 Aralık 2020 tarihinde Ali Palabıyık'ın birçok haksız kararına maruz kaldık. 3 Mart 2021 tarihinde şöyle bir açıklaması var.
tek bir açıdan izleyip karar vermesi maçın skoruna direkt etki etmesiyle vicdanı sızlamadı mı? Hiçbir zaman ayrımcılık istemedik, eşitlik istedik. Ancak aleyhimize kararlar sürdürülüyor. Bu takımın topladığı 28 puanın tamamı sahada gösterdiği performansla alakalı. Hiçbir hakem bize yardım etmedi, yardım istemedik. 11 Mart 2021'de de şunu söylüyor. Maçta yaşanılan hakem hatalarının bir kez daha maçın önüne geçtiğini görüyoruz diyor. Bizim attığımız gollerde ne var ki diyor. Offside verildi iki golünde. 28 Şubat 2021'de ve 8 Mart'ta da şunu söylüyor. Mete Kalkavan iyi maç yönetti ama bu Beşiktaş için geçerli. Adalet, adalet, adalet. Başka bir şey istemiyoruz. İşte, çok güzel bir çağrı yapmış aslında en son. Ama evet. Şimdi güç elinde, adaleti sağlayacak grubun başında. Peki kendisinin serzenişte bulunduğu dönemlerdeki kulüp başkanları şimdi anlayabiliyor mu acaba? Adalet vurgusu yapıp adaleti sağlayamamak nasıl bir duygu? Biz de onu sormak istiyoruz. Bir şey daha dikkatimi çekti. Empati kuramadı ama ama o diyor ki siz empati kurun. Ben kuramıyorum çünkü demeye çalışıyor. Şu dikkatimi çekti. 22 Mart 2021. Ne diyor? Hakemlerden en çok canı yanan takımlardanız Koca Antep Şehri. Özür diliyorum. Şeyle ilgili bir tane açıklaması. Bir öncesinde var. Hakemden yardım istemedik. Hakemden yardım istemedik diye bir cümlesi var. Hakemle bir puan kazanmadık gibi bir ibare var. Acaba hiçbir hakem bize yardım etmedi, yardım istemedik. 3 Mart'taki hiçbir hakem bize yardım etmedi, yardım istemedik. Acaba Mehmet Büyükekşi'ye sormak lazım. Hakemden yardım mı istiyor ya da isteyen kulüp başkanları mı var? Devamı da var. Siz neden böyle bir açıklama yapma gereği duydunuz o dönemde? Hakemden yardım isteyip hakemin yardım ettiği kulüpler olduğunu mu düşünüyorsunuz? Yani bunu açıklaması lazım mesela. Şimdi 22 Mart 2021'deki açıklaması. Evet. Bu da çok güzel hocam. Hakem hataları düzelmiyor, düzelmesi yönündeki inancımız artık azalıyor. Sahadaki futbolu, takımımızın mücadelesini konuşmak istiyoruz ama hakemler bunun önüne geçmeyi başarıyor. Hakemlerden en çok canı yanan takımlardanız. Koca Antep şehri olarak sabrımız tükendi diyor. 12 Nisan 2020'de maçta verilmeyen penaltımız var. Hakem tüm takdir haklarını Fenerbahçe'den yana kullandı. Ben bu sene hiç bu kadar sert açıklama duymadım hiçbir takımda. Değil mi? Yani çok enteresan. Yani Sayın Başkan başkanlığı döneminde 2 ay sonra zaten federasyon başkanı oldu. Şimdi bir de şuna değinmek lazım. Federasyon başkanısınız. Güç elinizde. Görev sürenize başladıktan sonra o süre zarfında görev alan hakemler sizin serzenişte bulunduğunuz süredeki hakemlerle aynı. O zaman hakem kurumu iyiye gitmiyor deyip de acaba neden şu elinizde fırsat varken yaz dönemindeki klasmanlarda hiçbir hakemin yerini değiştirmediniz? 29 hakemle geçen sene 29 hakemle oynandı. Çok fazla tartışıldı sezon ve hakemler çok başarısız bir sezon geçirdi. Bunu konuştuk. 29 hakemden bir tane bile alt ligden yukarıya hakem alınmadığı için sadece 3 tanesi Ali Palabıyık hakemliği bıraktı. Hüseyin Göçek'le yanlış hatırlamıyorsam Özgür Yankaya VAR kadrosuna geçti. Geri kalan 26 hakemle lige devam ediyorlar. Ya kulüplerde bile yok. Başarısız olduktan sonra mutlaka kadroya takviye yapılır değil mi? Sadece teknik direktörü değiştirerek başarı gelir mi başarısız bir takımda? Hakem kadrosu senin elinde. Zaten MHK başkanı sensin. Yani Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sayın Ahmet İbanoğlu'nun sadece adını soyadını biliyor insanlar. Televizyona çıksa acaba Ahmet İbanoğlu bu muymuş diyecekler. Basın toplantısı yaptığında hangi taraftaki Ahmet İbanoğlu desen çoğu insan gösteremezdi. O gece gösteremezdi. Gösteremezdi. Doğru. Çünkü bilmiyor, tanımıyorlar ki insanlar. Doğru. Ahmet İbanoğlu kendini ifade edemeyecek durumda o koltuğa getirilme sebebi de Mehmet Büyükekşi'nin tek başına Merkez Hakem Kurulu dahil bütün kurullara hükmedebilme çabası. Çok enteresan açıklama olsun. Devam edelim Ümit abi. Şimdi hocam burada. Hocam. Profesyonel hakemlik getirdik değil mi? Evet. Bak çok basit bir örnekten başlıyorum. Görüyoruz yanlış anlama biraz göbeğimiz oldu artık futbolu bıraktıktan sonra ufak bir göbeğim var. Hala çok şükür ama benim kadar göbekli hakemler gördüm bu sezon. Bak bir şey söyleyeceğim. Şimdi ya ben performans atletikçi hocaları tanıyorum. Şimdi profesyonel hakemlik bana göre burada hakemleri bir yere toplarsın. Mesela şart koyarsın İstanbul'da yaşamak zorundasın gibi bak. Benim kendi şahsi düşüncem sen cevap ver ona. Sen bana sen Deniz, sen hakem, hocalar. İkiniz hocasınız ama aynı şey, kondisyon anlamda aynı durumda değilsiniz. Ben ona farklı bir antrenman programı uygulamam lazım. Sana farklı bir antrenman programı. Öyle olması lazım. Ben sana ne yapıyorum? Pazartesi al sana
antrenman programı değil mi? Atıyorsun, sen atıyorsun maili bana, bana koş diyorsun. Ben nerede koşacağım? Ormanda mı? Futbol sahasında mı? Tartan, tiste mi? Yani ondan sonra biz performans bekliyoruz. Nasıl olur hocam?